Sevgili atam, bugün manevi huzuruna çıkmaya çalışan halk ile birlikte milletvekilleri bile engellenmeye çalışıldı. Tüm engellemelere rağmen manevi huzuruna eriştik, layık demokratik cumhuriyeti koruyacağımıza bir kez daha ant içtik. Sevgili atam, diktatörlüğün ve faşizmin hızla yoraldığı ülkemizde bugün olağanüstü hal uygulaması var. Teröristlerle mücadele bahanesiyle AKP faşizmine karşı çıkan herkes hukuksuzca tutuklanıyor. Bugün de hukuksuz bir şekilde ihraç edilen KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri haklarını aramak istedikleri için darp edildiler. Gaz bombalarına maruz kaldılar ve tutuklandılar. Sevgili atam, ülkemizde tam demokrasiyi tesis edene kadar çalışacağımıza ve faşistlerden hesap soracağımıza söz veriyoruz.